Bak ayakları görüyor musun? Gel. Gel. Nasıl, ben tutayım mı? Tamam. Masaj yapıyor. Ezem anne. Deri altı yapacaksın ya. Yakalayamıyorum ki deriyi. Gel. 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 Bak 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 nasıl hava atacaklar bak şimdi. Gel. Bak şimdi gidelim. Ayakları da ulaşmıyor. Nasıl yem çalıyor size göstereyim. Herkese cümleten selamun aleyküm. Ya başımıza bir olumsuzluk geldi ama bu tarz olumsuzlukları da seviyorum diyemeyeceğim. Ama bir anlatayım önce. Size bir şey böyle bir 12 tane hayvan göstereyim. Normalde bu videoyu çekmeden böyle ekarte edebilirdik, aradan çıkartabilirdik ama bir söz verdik. Başımıza gelen tüm olumlu olumsuz ve tüm mantıklı mantıksız her şeyi paylaşacağız diye. O yüzden bunu paylaşmazsam olmayacaktı. Şöyle bir kümesin penceresinden şimdi size birkaç tane hayvan göstereceğim. Başımıza ne gibi sorunlar geldi? Siz bu sorunlarla nasıl baş edebilirsiniz? Bu tarz benim düştüğüm durumlara ne yaparsanız düşmezsiniz. Bununla ilgili en azından sizlere birer örnek teşkil etsin istiyorum. Bilginiz olsun. Biraz bol konuşmalı video olacak çünkü derdimi ancak o şekilde ifade edebileceğim. Buyurun geçelim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 işte toplamda 12 adet keçi yavrusu oğlak görüyorsunuz. Durum şöyle cereyan etti. Hani dedim ya bir şeyleri deneyimleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum vesaire diye. Şimdilik burada duruyorlar tabii ki. Onlara güzel bir yuva halledeceğiz. Burayı onlara ayıracağız ama restore edeceğiz vesaire yapacağız falan filan. O kenardaki tek başına niye öyle duruyor onu da anlatacağım. Keza birkaç tanesiyle ilgili çok büyük sıkıntılar da var. Şimdi Facebook'ta böyle gruplar var. Her şehrin kendisine özgü grupları var. Mesela Konya'da Konya Hayvan Pazarı diye var. Farklı farklı bu şekilde Facebook grupları var. Bu gruplarda insanlar mallarını satıyorlar. Sizler de bu gruptaki ilanları görerek o mallara talip oluyorsunuz. Buraya kadar okey. İlan şu şekildeydi. 13 tane oğlak hindi parasına aldım diyene 10.500 lira diye tanesi 800 liraya geliyor. Biz arkadaşa telefon açtık. Dedi 500 lira kapora ayırırsanız ürünleri sizin için ayırırım. Gelir bakarsınız. Beğenirseniz o şekilde hallederiz falan. Gerçi beğenirseniz demedi de gelir yarın alırsınız dedi. Velhasıl ben de bu hayvanları alacağıma karar kıldım. Çünkü 800 lira çok cüzi bir ücret. Normalde Konya piyasası 1200-1400 lira arasında seyrediyor. Tabii hayvanlar 800 lira olunca ben bir şeylerle karşılaşacağımı biliyordum ama bu karşılaşacağım şey hayvanların küçüklüğüyle alakalı olacak diye tahmin ediyordum. Hastalığıyla alakalı değil. Ben bu malı almaya gittim. Her neyse malı aldık. Almaya gittik. Kamyoneti yanaştırdım. Abi ben iner inmez ya sorma başımıza bir kötü olay geldi dedi. Buyurun dedim. Dedi ki bu 13 hayvandan bir tanesi öldü. Ben dedi ahırıma dedi yeni gelen hayvanları aşılamadan sokmam dedi. Aşılarını da vurdum ama aşı dokandı. Ama dedi sürüsü kalabalıktı adamın. 150-200 tane de koyun vardı. Ama dedi koyunlardan bir tanesi bunu ezdi. Gece olduğu için bilmiyorum ne olduğunu dedi. Hay hay efendim. O bir tanesinin de ölüsünü gösterdi. Ahırda hala öldüğü yerde yatıyor. Üzerleri yüzlerce sinek. Yanında da diğer hayvanlar, koyunlar falan perişan haldeki bir ahır düşünün. Yani ahırla alakalı herhangi bir dezenfeksiyon sağlanmamış, hayvanların altı tam anlamıyla temizlenmemiş, ölü hayvanı kaldırıp gömmemiş bile falan. Her neyse biz diğer 12 hayvanı görelim dedik. Onlar da böyle buralarda otluyor. Ayrı ayrı yerlerde. Bak güzel abicim dedim. Ben maldan anlamam. Bakmayı da bilmem. Hayvanı hasta mı şey mi onu da bilmem. Ama dedim bu meslek peygamber mesleği. Ben de buraya Allah'ın izniyle geldim. Aynen böyle. Bana hayvan hastaysa satma dedim. Bana verme. Ben şuradan koyayım gideyim. 500 lira attığım kapora da yansın. Buraya kadar mazot yaktığımın mazot ücreti de yansın. Önemli değil. Sadece dedim tek bir şey rica ediyorum. Bana hasta hayvan verme. Tamam mı?
Abi hayvan hasta olur mu? Bak ne güzel otluyorlar, görmüyor musun falan filan. İyi. Koy abi. Ben senin sözüne inandım. Allahu alem. Hayrını gör, hakkını da helal et dedim adama. Yani seni yorduk anlamında. Hayvanları kasaya koydu. Hiçbir tanesinde ne öksürme var ne aksırma var. Geldiler hayvanlar arabanın arka bagajında. Çok da güzel böyle. O yattılar. Ulan arkadaş 2 saatlik değil 1,5 saatlik bir yol. Hatta 53 dakikalık bir yol. Kenarlarını da böyle paletlerle kapattım ki içine hem rüzgar girmesin hem de hayvanlar kaçmasın. Tam buraya geldim. Hayvan öksürüyor. Yani ben de işte diyorum ya sürekli araştırıyorum, videolar izliyorum falan. Orada öksürse ben o hayvanı mümkün değil almam. Hayvan öyle bir öksürüyor ki yani bir yetişkin insan gibi öksürüyor. Herhalde bir tanesinde bu arıza var falan. Ha bir indirelim derken falan hanımla etrafında koşturuyoruz. Hayvanların hepsi öksürmeye başladı. Hepsi bir yandan öksürüyor. Bir baktık aracın kasasına birkaç tanesi dışkılamış ama ishal. Ben hemen adama telefon açtım. Adam bana telefonda dedi ki ya dedi keçilerde dedi kronik bir hastalık var dedi. Keçi ciğer ağrısı dedi. Kesin o onlardandır dedi. O yüzden odur dedi. Onun ilacı var falan dedi. Ben anladım ki bu adam bu hayvanların hasta olduğunu biliyordu. Abi dedim sen bana hasta değil dedin. Ya hasta değil aslında da işte bir aşısı var, iğnesi var. Vurdun mu 2 güne düzelir. Ben çok fazla sinirlenmemek için telefonu kapattım. Ben yarın veterinerle görüşeceğim. Sana ondan sonra telefon açacağım dedim. Yarın oldu bugün işte. Biz sabah Kadınan'da gittik. Velhasıl orada bir veteriner arkadaş bulduk. Anlattık durumu. Bununla ilgili bazı bilgiler verdi. İshal için bir ayrı iğne verdi. Aynı zamanda bu ciğer hastalıkları için ayrı bir iğne verdi. Miligramlarını hesap etti vesaire. Bir de vitamin C verdi. Onların fotoğrafını da bu videoya muhakkak koyarım. Vitamin C ve şeye dedi hatta ete vur dedi deriye vurma biraz daha iyi ve erken teşhis olsun. Büyük ihtimal dedi Gökhan sen bu hayvanların 4'ü 5'i bilmiyorum ama kaybedeceksin. Ya sonra bir otlatmaya çıkartayım şurada bir salayım dedim güzel de otlayanları var içinde birkaç tanesi. Abi hayvana bir baktım hayvanın bacakları çarpık yani hayvan bu tarafa bakıyor ama bacaklar bu tarafa bakıyor yani ben adam aldı kasaya koydu. Ben hepsine böyle bir genetik anlamda böyle bir fiziksel anlamda alıcı gözle ya şunun kuyruğu nasılmış kulağı nasılmış hiç bakmadım. Hayvan almayı değil bakmayı bilmiyorum ki almayı bileyim. Sonra babam aramış arkadaşı. Babam da bir şeyler söylemiş. Adam hasta olduğunu bile bile satmış. Hayrını gör dedik. Hayrını gör dedikten sonra yapacak bir şey yok demiş yani. Öyle söylemişse. Allah bu toplumu helak eder mi? Abi etmemesi için bir sebep yok ya. Öyle söyleyeyim. Bakın veterinere gittiğimde bir başka adam geldi. Bunların hepsi böyle üst üste geliyor. O genç çocuk da böyle ha ağladı ha ağlayacak pozisyonunda. Ne oldu kardeşim dedim. Ya abi dedi 3 tane ineğimiz vardı. 4 tane daha inek aldık dedi. Alalı da bir hafta anca oldu dedi yeni. Benim kendi hayvanlarımla beraber hepsi mantar hastalığı oldu dedi. Bütün vücutları mantar dedi. Yani burnu değil, ayağı değil, tırnağı değil. Komple bütün vücut bir anda mantar oldu. İğne de vurduk, yağlar da sürdük falan ama geçmiyor. Elle de temas etmek çok kötü. İnsana serpebiliyor. Yani o aldığım 4 ineğe üzülmüyorum. Bugün ölsün dedi. Yani yapacak bir şey yok ama dedi ben gül gibi baktığım 3 tane ineğim dedi mahvoldu. Abi bu da bir ders. İkinci handikap da bu. Şöyle. Kendin gül gibi bakıp beslediğin hayvana dışarıdan bir malı bir üreteyim bir şöyle bir sayısını arttırayım diye bir mal alıyorsun. Sana hasta bir mal satıyorlar. Senin kendi gül gibi baktığın hayvanlar da onlarla beraber telef olup gidiyor. Şimdi ben tabii ki bunları koyunun içine koymadım. O yüzden buraya yukarıya koydum. Normalde aşağıda biliyorsunuz bizim ahıl hastalık bulaşmasın diyerek. Bugün 3 çeşit iğneyi yaptık. Bir tanesini ete yaptık. Diğer ikisini biz deri altı yaptık. Ete yapmaya kıyamadık. Hayvanlarda et yok ki de. Normalde bir keçi 60 gün yani ortalama olarak 2 ay annesini emmesi gerekiyormuş. Ben bu keçiler kaç günlük onu bile bilmem. Bu da alsatçıymış. Bir başkasından malı almış. Bir gün sonra da bana kakaladı. Yani iteledi. 2 tane de dana aldık. Haberiniz olsun. O mallar daha gelmedi. Ahır ayarlamaya çalışıyoruz. Kendi köyümüzden, kendi tanıdığımızdan aldık 2 tane. Bir tanesi 6 aylık, 7 aylık. Bir tanesi de 4 aylık. Bir dişi bir erkek. Birisi montofon, diğeri de simental değil. Ondan alınmış farklı bir tür türünde tam olarak bilmiyorum. Hepsini böyle maddi ölçekte de yazacağım ama şu an derdim maddiyat değil.
Şimdi babamla şöyle konuştuk yani, oğlum gidelim istiyorsan, kavgaysa kavga, dövüşse dövüş, bu malı o adamın kapısına indirelim, parasını alalım. Bu sefer de vicdan şöyle diyor yani, Allah nasıl anlatayım bunu size? Hani onların dili yok, konuşamaz. Dilsiz hayvanlar diyoruz ya, ama temiz hayvanlar, güzel hayvanlar falan filan, aynı köpeklere de diyoruz. Allah'ın sessiz kulları. O ahılın işini görünce, o adamınkini, o ölü orada yatıyor, burada perişanlar, bir görseniz hayvanlar berbat halde, içeride hava sirkülasyonu yok falan. Yani şöyle dedim, şimdi ben bunu oraya götürsem bu hayvanlar belki daha fazlası orada telef olacak. Allah bizi aracı kıldı. Bu hayvanlara bakın, iyileştirmeye çalışın. Ben de şifasını inşallah vereyim. Vermiyorsam da bundan bir ders alın diyerek bizi buna aracı kıldı. Dumurunuz bağlandı mı denir, basiretiniz bağlandı mı denir. Biz de bu basiretin bağlanmasıyla beraber şahsi olarak ben, babam yok bu işin içinde, gittim ve aldım. 400-450 lira civarında şimdilik, öyle söyleyeyim ben. İşte yakıtıyla beraber koysanız 500-550 liralık bir maliyetle başladık işe. Diyorum ya, para mevzu değil ama inşallah vurduğumuz ilaçlar kendilerine şifa olsun. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtaracağız. Allah nasip ederse bizimle kalabilecek sayısı kaçsa o kadar sayıyı kurtarmaya çalışacağız. Şimdi ilaçlarını yaptık. Yarın tekrar vurulacak bir tanesi. Vitamin C bir kere vuruldu. Ve aynı zamanda Zaktrak mıydı ya? Zayrat mıydı? Onu da yazarım şeye. O göğüs ciğerle ilgili olan da zaten bir kez vuruluyor. Onların aşılarını yaptık. Yarın da devam edeceğiz, dediğim gibi bir tanesini antibiyotiğe, yani devam edeceğiz ishal kessin diye. Değerli dostlar, hayvan alırken 3-4 kalemde tecrübem oldu. Şimdi o tecrübelere geleceğim. Bunlar elzem tecrübeler diye düşünüyorum. En azından bir amatörle alakalı. Abi, bir malı alırken şöyle malı eline alacakmışsın. Yani tut getir kardeşim o malı bana. Getir. Heh. Kulağına bakayım. Affedersiniz, makat kısmına bir bakayım. Şöyle bir atır bakayım yere bir. Şöyle bir meme başlarına şöyle bir bakayım. Gözlerini şöyle beyazına şöyle bir bakayım demek lazımmış. Ayaklarının şöyle çarpıklığına, göz beneklerine şöyle bir bakmak lazımmış. Onu öğrendim bunda. İki, hayvanların yaşadığı ahıla bir gireyim ya. Sok bakayım beni şu ahıla. Hayvanları dışarıya çıkartmış olabilir siz geleceksiniz diye. Ahıla sok beni sen. Ahıldaki şöyle bir dışkılara bakayım. Tane tane mi, cıvık mı, ne, rengi ne? Ona bakmak gerekiyormuş. Özellikle dana alırken, hele hele süt ineği alırken şu cümle geçiyorsa mümkün değil yanaşmamak gerekiyormuş. En azından ben daha süt ineği almadığım için yanaşmamak gerekiyormuş olduğunu önden tecrübe edindim. 40 litre sütü var muayyer diye bir cümle var. Haberiniz olsun değerli dostlar, hayvan alacaklar. 50 litre sütü var muayyer. Almayın abi. Yani şöyle yapılması gerekiyormuş. Kardeşim malın nerede? Şurada. Tamam, geliyorum sabah. Kaçta sağıyorsun sen bu ineği? 7'de. Sabah 7'de gitmek gerekiyormuş. O hayvanı sağmak gerekiyormuş. Sonra ben bir çay kahveye gideceğim eve. Akşam sağımına geleceğim deyip akşam sağımına gidip tekrar sağmak gerekiyormuş. Akabinde bitmedi. İkinci günün sabahı tekrar sağmak gerekiyormuş. İkinci gün akşamı da tekrar sağdıktan sonra, yani o hayvanı 2 gün boyunca sağdıktan sonra birazcık şöyle bir ağıldan dışarıya şöyle çıkartıp şöyle hafif koşturma tempo vesaire olabilir. Hayvanın solumasına bir bakmak gerekiyormuş. Tırnaklarına bakmak gerekiyormuş. Çünkü bunlar ağır hayvanlar, süt inekleri ağır hayvanlar oldukları için özellikle eklem yürüyüşlerine, yürüyüş düzlüğüne vesairesine ve tırnak temizliğine de bakmak gerekiyormuş. Büyükbaş için en azından böyle. Küçükbaş için de dediğim gibi hayvanları bir kere şöyle bir sağlamından koşturmak gerekiyormuş. Koşturacaksın ki koşturduktan sonra yüksek nefes alışverişinde öksürüp tıksırma var mı? Öksürüyor mu vesaire mi? Onu da bir gözden geçirmek gerekiyormuş. Ben orada hayvan hiç koşturmadım ki. Aldı aldı attı, aldı aldı attı. Hayrını gör dedik, bir de adama helallik ile ilgili hakkını helal et dedik. Velhasıl en son ben bu adama mesaj attım. Şu an telefonlarımı açmıyor zaten. Sadece şunu dedim. Senin de evladın var, senin de sürün var. Allah evladından çıkarmasın ama sen bu ticarete, bu ahlaksızlığı kattığın için senin de malın var. Sen de malından miktarınca çekesin dedim. Ne yalan söyleyeyim, ben adama beddua ettim. Yani etmememin sebep için bir sebep yok. Şöyle etmemek lazım, hoşgörülü olmak lazım vesaire abi, ama
Derdim para değil bakın. Gitti 10.500 lira. Gitti bilmem kaç lira. Hiç umurumda değil. Allah yukarıda biliyor. Derdim şu. Abi hasta da hayvan hasta. Yani onu satmak yerine ona bakacaksın. Şefkatle kucaklayacaksın. İğnesini aşısını yapacaksın. Al satçı bile olsan. Seni de biri dolandırmış bile olsa. Artık o mal senin elinde. Sen de bunu bir başkasına kakalayayım demeyeceksin. Bunu biz araba alışverişinde yapıyoruz. Bu araba işte bu arabalarda da olur. Bu araba muayyer. Bu arabada ekmek var. Kasasında ekmek var oysa. Bir yerine ekmek kırıntısı koyuyor. Yalan değil, o arabada ekmek var. Yedirir. Para yedirmez ki. O arabanın kasasına adam çaktırmadan ekmeği koymuş. Yani bu arabada vuruk yok, çarık yok, boya yok, şu yok, bu yok. Ve ekspertize götürdüğünde ortaya şöyle bir şey çıkıyor vesaire vesaire. Yani öy. Allah bu toplumu helak etmemesi için hiçbir sebep yok. Yani abi niye hile katıyorsun da al bak besle sağlığına kavuştur sonra bir 800 lira değil 3500 lira iste malının arkasında dur ya. Ben bu mala böyle baktım de bu da benim malım de yani Allah onun bereketini öyle verir. Dedim ya bu video çok uzun olacak diye ağla dokunsalar ağlayacağım ama şu hayvanların halinden ağlayacağım. Yani bir görün bacaklarının çarpıklığını öksürmesini hadi bir daha gidelim oraya. Öyle fena öksürüyorlar ki yani şimdi ben şurayı şöyle çekeyim. Bu malı getirirken buraya koymak için getirmedim. Bizim büyük ağla koymak için getirdim. Hani düşünüyoruz ya hayvanlar sağlıklı vesaire iç dış parazitlerini yapar. Ağla koyarım diye getirdim. Doğal olarak ben de şimdi diğer 5 hayvanımı acıdım. Onların bir rahatsızlığı böyle bir şey yok. O yüzden ayırmak zorunda kaldım. Bu şekilde ayırdım. Ve ayırdım ama buranın bir tertibi düzeni yok. Artık babam da birazcık acele edecek. Buraya böyle bir şeyler yapacağız. Buranın kapısını düzelteceğiz. Penceresini kapatacağız affedersin. Altının düzenini yapacağız falan. Yemliğini suluğunu ayarlayacağız. Bu pislikten ve bu necasetten bu hayvanları kurtarmamız gerekecek. Onların sağlığı için. Şu an böyle ayakta duruyorlar. Biri orada yatıyor. Yani biri orada birbirini yalamaya çalışıyor. Birisi arkasını yalıyor falan. Şu 3-4 gün çok kritikmiş. Özellikle bugün de aşı vurduğum için. Özellikle çok kendilerini çaresiz ve yorgun hissedeceklermiş. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunları da bu pislikten bir şekilde arındıracağız. Artık bakın görün yani eğer yaşarlarsa Rabbim onları yaşasın ve onlara tüyü kadar ömür versin. Biz bunları tararız, boncuklarız, yıkarız. Ne yapılması gerekiyorsa usulü neyse yani. Ona göre biz bu hayvancağızlara bakarız da. Özellikle bir iki tanesinin dediğim gibi ayağında böyle bir ortopedik arıza var. O benim çok canımı sıktı. Yani bu hayvan ne kadar kiloyla o ayaklarla onu taşıyabilir bilemiyorum. Acaba ameliyat olsa düzelir mi? Veya işte ayaklarına böyle bizim çocuklukta ayaklarımız yamuk olunca demir takarlardı, tel takarlardı. Daha bunlar oğlak olduğu için şey olur mu? Tabii bunların hepsinin sebebi anne sütü, anne sütü, anne sütü, anne sütü, anne sütü. Anne sütünü tam olarak almamış. Bu alsatçıya bu malı altından annenin altından alıp kakalamışlar belki de bilemiyorum. Sonuç olarak o da hasta olduğunu bildiği malı bana kakaladı. Sorun değil. Hayvanların sağlığı için elimizden geleni yapacağız. Bir şeyler çabalayacağız. Haberiniz olsun. Evet tekrar boş duramadık ve betonla... Çimento ile uğraşmaya devam ediyoruz. Bahçeye tuvalet yapıyoruz. Zaten alt betonunu daha önce dökmüştük biliyorsunuz. Her şeyi böyle yarım yarım yapıyoruz ki üstünü sonradan tamamlayalım. Bakın şu anda da tuvalete başladık. İkili tuvalet olacak bay bayan. İkiye böleceğiz içini. 20'lik briketlerle bu şekilde yapılıyor. Ellerin yara olur bak. Bakın değme eline. Ya kesme kusta. Benim gül dedim.
Yapma, annenin üstüne batırıyorsun ama. Annenin üstüne batırmışsın. Batırdın. Batırdın ama. Sen mi batırdın? Batırma. Annenin eşyalarını batırdım. Hey, üstümüzü batırıyorsun ama. Böyle, lütfen. Bu benim mantıbukiden. Yarımı var burada. Ha, tamam. Ya orası iki köşe de yarım oldu. Niye? Yarımı ne zaman koydun? Alalım. Ne zaman koydun? İşte yarım oldu. Yanlış olmuş. Ama tüm koyacağız. İçe doğru çekiyorsun. İçe. Çek içe. Kendinden yan. Ha, tamam. Tamam. Oldu oldu. Bütün dağı olmasan buraya şey geç. Bunlar şey mi? Hayır, onlar alma. Ayak altı onlar. Şunlardan. Olmaz. Orası aynı niye geldi? Şu orada bozdu. Evet. Heh. Hayır, onu yarım koyman lazım. İki yarım lazım. İki yarım lazım. Şuradan bak, şuradan bak Kerat. Onun için efor sarf edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Biz o hayvanlara bakacağız. Bir şekilde halledeceğiz. Geçen gün annem ve babam buradaydı. Sağ olsun el birliğiyle. Annem falan çok felaket yandı hatta. Kolları kıpkırmızı yandı. Demiştim ya, bu ahılın yan tarafına tuvalet yapacağız diye. Orayı da göstereyim. Biriketini ördük. Yamuk yumuk ördük. Vesaire ördük. Önemli değil. İşimizi görecek kadar ördük. Bu şekilde üst taraftan buradan pencereli yerlerini bıraktık. Kapı kısmını buraya ayırdık. Şöyle buraya ayırdık. İşte burayı bu şekilde yaptık falan. Böyle yaptık. Belki yamuk yumuk vardır. Sıvayla kapatırız. Sorun değil. Özellikle şu kapı var ya, şurası. Şu kapının şurayı. Şöyle içeriye doğru yürütmüşüz. Ama yapacak bir şey yok. Kapının genişliğini ona göre ayarlayacağız artık. Sıvasını vuracağız. Burayı temizleyeceğiz. Kadın ve erkek tuvaleti olarak ikiye böldük. Şu sağ tarafa da lavaboyu koyacağız. Burayı da bu şekilde Allah nasip ederse ayarlayacağız. En azından piriket işi buranın bitti. Aşağının piriketine geçeceğiz. Oranın da kalıbını döktüm. Babamla beraber. Annem de yardımcı oldu aynı şekilde. Bakalım, oraya da geçelim. Buranın da kalıbını döktük. Hani demiştim ya, burayı yani kapatalım, taş bulamıyoruz ördürmeye diye. Böyle bir zemin betonu attık L şeklinde. Buranın da kaldırımını bu şekilde tamamladık. Şurayı şu şekilde briketlerle öreceğiz ama 25'lik briketle öreceğiz. 20'lik briketle değil. Bu kenar, şu toprak kısmını da drenaj borusunu koyup oraya gelecek olan suları drenaj levhasının yardımıyla drenaj borusu, ardından buranın tahliyesiyle ilgili bir çalışma yapacağız. Burayı da o şekilde halledeceğiz. Yani duvardaki drenaj levhası artık kalkacak. Onu düzelteceğiz. Birkaç tane de parçası var. Oralarıyla yamalarını tamamlayıp duvarın bu tarafına yapacağız. Drenaj borusunun üzerine de kalın çakıl, ince çakıl bir şeyler ayarlayıp daha sonra üzerine toprakla kapatacağız. Büyük ihtimal üst kısmına lento atılabilir. Artık taşıyıp taşımayacağı ile alakalı bakacağız toprağın ağırlığını. Kuru toprağa taşır ama toprak ıslandığında ağırlık vereceği için briketi yıkabilir. O yüzden belki üst tarafına da bir lento yapabiliriz. O şekilde düşünüyoruz. Koyunlara da aşı yapacaktım. Abi dedi vitamin C'yi koyunlara da vur. Veteriner arkadaş. Ama bir tanesini yakalayabildim. Yakalayamıyorum. Babam geldiğinde artık yaparız onlara da vitamin C. Hobbit evinin üst direklerini
kalın direklerini de yaptık. Bu şekilde hazırladık. Biraz da taş getirmiştik. Artık buranın da taş örme işi var. Hobbit evinde bu şekilde tamamlayacağız. Allah nasip ederse. Evet, bugün sabah aşıları yapmıştık. Şimdi otlatmaya çıkarttım. İlk 3 saat pek iyi değildi onlar için tabii ki. Hem vitamin ilacı, hem antibiyotik, hem ciğer ilacı falan. Biraz kendilerinden geçmişlerdi ama umarım toparlarlar. Hala öksürükler tabii ki devam ediyor. Ama biraz da böyle sabah fazla yem vermedim, dışarıya çıksınlar da en azından psikolojikman birazcık otlasınlar diye. Çünkü Allah şifayı aha şu gördüğünüz otların içerisine yerleştirmiş. O yüzden dağda tek başına yaşayan hayvanlarda böyle gribal enfeksiyon ve benzeri hastalıklar neredeyse hiç görünmüyor. Çünkü tabiatı ve canlıları bozan bizler olduğumuz için ne yazık ki onlara uygun rasyonlar hazırlayacağız derken aslında onların genetiğini, midesini, her şeyini değiştiriyoruz. Şimdi onlar böyle biliyorlar hangi otu yiyip yemeyeceklerini. Allah onlara öyle bir şey yaratmış. O yüzden biliyor, tadını da biliyor vesaire de yapıyor. Yiyor bakalım, inşallah şifa alır. Burası böyle. Aha benim bahçeye gidiyorlar. Yak 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 yak. Gel, 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 gel. Eşşale şık, nasıl hoşu. Gel, 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 gel. Brrr, gel. Koş. Hadi bir havanızı atın bakayım. At havanı. Aferin. Hah. Gel. 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 Bak 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 nasıl hava atacaklar bak şimdi. Gel. 1 2 3 gel. Brrr, gel. Gel. Dur oğlum bak şimdi nasıl koşacaklar bak. Gel. Gel. Hadi. Sek. Hop 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 hop. Karınları doydu ya şimdi. Hop, 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 hop. Haydi atla. 1, 2, 3, hop, atla. Hadi girin bakalım artık. Hadi, hadi. Brrr, hadi. Yavaş ol. Bugün keçilerle 3. gün, yani oğlaklarla. Ortalama olarak 3,5-4 saattir falan geneli dışarıda. Özellikle gölge yer arıyorlar. Dışkıları yeşildi. Hafiften böyle kahverengiye dönmeye başladı. İshal sayısı gitgide azalıyor. 1-2 tane falan kaldı büyük ihtimal. Bugün ikinci aşılarını da vurduk. Yani ilaçlarını, antibiyotiklerini. Birkaç tane öksüren, sağlam öksüren var tabii ki hala. Sanırım 12 taneden 4 tanesi falan çok sağlam öksürüyordur. 2 tanemiz iştahsız, pek dışarıya çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Orada o 3 tane hatta. Gerçi o bir tanesi 7 de yattı. O bir tanesi şu dipteki siyahlıyla, en dipteki o, biz ona dede diyoruz. O biraz şey, ne denir ona? Böyle çaresiz bakıyor gözlerine. Umarım o da ayaklanacak. İşlerin en çok korktuklarından bir tanesi de şu beyaz tatlı olan şey, yerde yatan. En ümitli olduğum da şu erkek, kahverengi olan. Ama bu beyazlıdan birazcık, hani göstereyim, şeyim yani, ne denir ona, biraz canım sıkkın onu görünce. Çünkü o fazla yatıyor. Fazla nazlı, fazla kucağa gelmek istiyor. İğne yaparken çok fazla meğeliyor, ağlıyor. Bu iki siyahtan bir tanesinin sol ön ayağı, şey, topal mı diyeyim artık, şey mi? Hatta bunlardan mı? O içeride yatandı. Bunların ayakları normal, tamam. Diğer siyah, 3 tane siyah var, koyu siyah. Bir tanesi şu an koyunların içine kaçmaya çalışıyor. Orada yemlik var, yerini tespit etti. Bakın oradan öyle nazlı nazlı, yavaş yavaş
3-4 tanesini kafalıyor ve götürüyor. Ya kaçıncı kovuşum, o ahala da sokmak istemiyorum onları. Bak. Gene o bak nasıl gidiyor, kahverengi gördünüz mü? Bak kapıdan çaktırmadan girdi, o yemliğe gidiyor direkt. Üçkağıtçı. Şu an yemliğe doğru yürümeye başladı. Bak şimdi gidelim, ayakları da ulaşmıyor. Nasıl yem çalıyor size göstereyim. Sanırım bu grubun en akıllısı da o. Bu işi pek yeltenmiyor bunlar da, bak gördünüz mü? Ben bilmiyor muyum malımı? Daha aldım 2 gün, onun karakterini öğrendim ben. Ayaklarıyla beraber gidiyor. Bak, üçkağıtçı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ben yasak demedim mi buraya girmek? Ha? Yasak demedim mi? İçlerinden arpaları taze temizliyor. Neyse o biraz dursun bakalım. Gel, gel. Brrr, gel. Gel. Ne oldu lan? Gece. Gece. Şşş. Susadın mı? Kurumuş, kurumuş.